Yılmaz Uralı biz de severiz. Bir iki hafta sürebilir Fenerbahçe'nin çekecek direktör işe. Bugün yayına fındık fıstık yiyerek girmeyi düşündük. Çünkü biz liderimizden, başkanımızdan, önderimizden böyle gördük abi. Yani Fenerbahçe'nin hali çok da değil yani. Fındık fıstık yiyip makara yapabiliyoruz. Bayet gazetecilerle sohbet edebiliyoruz. Evet. Wonder Kid kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe Adana Demirspor'u kendi evinde yine kaybetti. Yani maçı konuşacağız. Maç içerisinde tribünlerdeki tepkileri, istifa tepkileri nasıl çıktı? Tribünlerde istifa baskılanıyor mu, sıklanıyor mu gibilerini. Ve saha içine değinmeye çalışacağız ve de Ali Koç'un maç öncesinde yaptığı açıklamaları değineceğiz. Genel anlamlı, genel kapsamlı çok uzun olmayacak bir yayın olacak. Çünkü sürekli 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 aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani Ali Koç öyle şöyle işte ekranları çıkmıyor, açıklama yapmıyor, hedefsiz gibisinden her her gün aynı şeyleri konuşuyoruz. E, sağ içine dair yani kimin taktiğini konuşalım? Zeki Murat Göle'nin taktiğini mi konuşalım abi? Zeki Murat Göle'ye de bence gereksiz yükleniyoruz. Çünkü adamın görevi 8-10 senedir kulüpte antrenmanlarda duba dizmek. Yani duba dizmek olan bir adamın niye bu oyuncu değişikliğini yaptın, niye bu formasyonu oynattın tarzı yaklaşımlarda yanlış. Yayını neden fındık fıstık yiyerek açtım. Sayın Başkanımız da dün Fenerbahçe bu haldeyken fındık fıstık yiyip makara yapabiliyordu. Yani biz burada kendimizi harap etmişiz, gırtlak patlatmışız, sinirlenmişiz, öfkelenmişiz, üzülmüşüz. Yani ben tuttuğum takımın önderi, lideri bunu yapıyor. Ben de onu örnek alıyorum diyebilirim. Evet diyerek yayına geçelim. Geçmeden önce de hemen hatırlatmalarımızı yapalım. golvar.com'da hepinizin bildiği üzere ben haber editörlüğü yapmaktayım. golvar.com günlük iddia tahminlerinin, günlük son dakika spor haberlerinin ve maçlardan sonraki köşe yazılarımızı yer verdiğimiz sitemiz sitemizin linkini de açıklamaya bırakmış bulunmaktayım. Hepinizi hepinize sitemizi ziyaretmeye davet ederek yayına geçiyoruz. Şimdi yayını ben şöyle ayırdım. En başta başkanın maç önü açıklamalarını, ondan sonrası birazcık saha içini. Şimdi neden başkanın maç önü açıklamalarını en başa aldım? Abi dün maçtan önce hani Joachim Löw haberleri var. Fenerbahçe'de uzun süredir Yoahim haberleri var. İşte ben hepimiz her Fenerbahçe taraftan heyecanlandı. Uzun zaman sonra heyecanlandık. Uzun zaman sonra hani bir hocayı tutunma ihtimalimiz mevcut oldu falan filan derken taraftar olarak birazcık yumuşamıştık. Şu bir haftada gelen e, haberlerden sonra klasik bir haftada Fenerbahçe'nin maçı olmadığı için hani üzülmüyoruz da sinirlenmiyoruz da maç olmadığında çünkü genel olarak bir gerginlik yaşanmıyor. Ondan sonra Yoahim Löw haberleriyle beraber de bir yumuşadık. Bir ihtimal üzerine tekrar umutlanmak, ümitlenmek istedik. Ama başkan maçtan önce açıklamalar yaptı. Şimdi Adana Demirspor Fenerbahçe Fenerbahçe'sinden şöyle kıymetliydi. Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali bu sene ne çok zor. Şampiyon değil ama ikinci olma şampiyon değil ama ikinci olma ihtimali mevcut. Hatta gayet kuvvetli bir ihtimal. Dün de baktığın zaman Başakşehir kaybetmiş, Hatay kaybetmiş, Konya kaybetmiş, Galatasaray kaybetmiş, Beşiktaş kaybetmiş, Galatasaray'a terim gitmiş falan filan tam olarak senin artık kazanın, kazanıp kazanıp rüzgara arkana alman gereken bir maç. Hatta ben maç öncesi şöyle bir de bulunmuştum. Bugün Adana Demir Adana Demirspor'u yenelim 2-1 falan. Maç sonunda Ali Koç çıksın da Sinchanio ile gerçekten biz görüşme. Yani en yakın sürede 2-3 gün içerisinde İstanbul'a getirmeyi planlıyoruz tarzı bir açıklama ile sen rüzgarı al arkana git. Ondan sonra ziraate de oynarsın, lige de oynarsın. Taraftar olarak da bir mutlu olursun. Ama maç öncesi, maç öncesi yapılması da rezalet. Maç öncesi Ali Koç Başkan çıkıp dedi ki yani söylediği şeyler çok komik. Çok rezalet. Tamamen iletişimden uzak abi. Adam diyor ki Fenerbahçe için hoca bulmak için bir iki yani haftada. daha süremiz olabilir diyor. Yani bir iki haftamız daha var diyor. Ben diyor Covid'im yeni bitti. ABC hocaları ile görüşmeye şimdi ülke ülke seyahatlere başlıyorum. Abi şimdi Fenerbahçe 3 haftadır hocasız. Yani Zeki Murat Göle Fenerbahçe'nin hocası 22 gündür. Şimdi gel gelelim 2 hafta daha bekleyeceğiz. 5 hafta. Gelmesi, imzası falan filan 1,5 ay daha 1,5 ay Fenerbahçe hocasız kalacak. Fenerbahçe mevcutta sezonu mu kapattı? Fenerbahçe'nin bir ay sonra bitiyor mu tüm maçları? Fenerbahçe konferansta değil mi? Fenerbahçe ziraattan elendi mi? Fenerbahçe ligde hiçbir hedefi kalmadı Hani sayın başkan bu kadar önemsizse sayın başkan için teknik dektörü getirme bir iki hafta daha sürebiliriz bu kadar rahatlıkla söyleyebiliyorsa ben neden maçları düşünüyorum ki? Taraftar neden maçları önemsiyor? Taraftar neden Fenerbahçe Adana Demir Spor maçını takip ediyor? Neden izliyorsun ki? Hedefsiz çünkü başkana göre. Başkana göre bu sunum kapatılmış. E bu ortamda biz neden biz neye sevinelim neye üzülelim ki? Oyuncular neye hedeflensin neye odak alsınlar? tamamen rezalet bir açıklama. Ve sayın başkanın yaptığı hani bu yüksek kalibre isimler Ocak ayında gelmek istemiyor. Haberleri tamamen fiyasko. Yani artık sayın Ali Koç'un hiçbir şekilde bahanesinin kalmaması lazım abi. Ocakta gelmek isteme adamı ocakta getireceksin. Ne bileyim para konuşan adama daha çok para vereceksin. Adam diyor ki bir tane hoca var diyor. Paradan önce sistemi, projeyi, planı konuşmak istiyor diyor. Paradan, maddiyattan, paradan, puldan önce diyor sistemi konuşuyor. Tutsana getir onu. Muhtemelen löv mesela o hoca. Çünkü lövün şu an paraya hani çok bir ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. E, tabii ki 5 milyon, 6 milyon, 10'ar milyon isteyebilir. Onun için demiyorum. Hani onun için paradan öncelikli olan adamın imajı, sistemi, planı, projesi, vaatler. Transfer bütçesidir işte altyapılardır her şeydir genel kapsamlı. E sen doğru kişiyi bu doğru kişiymiş işte o. Senle para yapılı konuşmadan önce sistemi planı projeyi konuşan adam. O adam yok şimdi gelmek istemiyor. Haziranda gelmek istiyor falan filan. Abi bu işleri ciddi anlamda bırakmak lazım. Haziranda gelecek adam da gelmesin abi bu saatten sonra. Yani Fenerbahçe neden bu sezonu kapatı kapatmış gibi davranılıyor? Fenerbahçe şu an UEFA konferans ya Fenerbahçe Türkiye'de ilk kez konferansa katılan takım şu an. UEFA'dan düşerek. Ya bir getirmek şu an tüm havayı değiştirmez mi? Bir ziraatte bir teneke almak 8 yılın ardından kulübe bir tane teneke sokmak ya şu ligde ikinci olup şampiyonlar gibi, ön elemesine gitmek hem maddiyat anlamında hem başarı. Ya sen son 4 senede ilk 2'ye bile girememişsin ki. İlk 2'ye girmek de bir başarı aslında senin için. Ama sen 4 ay 5 ay önceden sezonu kapatıyorsun ya böyle bir rezalet olabilir mi? Maçtan önce yaptığı bir de şey açıklaması var. Taraftarlar diyor hashtag başlatmış. Başlatılan hashtag diyor bırak git Ali Koç'a hashtag'i. Başlatılan hashtag'e katılım oranı %49.7 Norveç'ten diyor. Abi yani ee, sayın başkan oturup araştırdığınız iş bu mu gerçekten? Fenerbahçe hocasız kalmış. Hedefi varmış, yokmuş. Maça çıkmış, çıkmamış. E, takımı kim hazırlıyormuş? Rakip analizini kim yapıyormuş? Bunlar o kadar mı sonraki dertleriniz? Adam diyor ki %49.7'si Norveç'ten diyor. Bir kere alenen yalan söyleniyor da. Alenen. Ondan sonra işte bir tane site analizini yapmış. Norveç'ten katılım o hashtag'e e, %2. Ya %49.7'si Norveç'ten olsun ya velhasıl. O %50.3'ten utanmıyor musunuz? O %50.3'ten utanmıyor musunuz abi? Ya bir başkanın kalkıp bunu bile e, dile getirmesi bence çok absürt bir durum. Ya hashtag. adam abi nasıl bunu? Ne sen bu senaryoyu nasıl kurdunuz? Evde otururken fındık fıstığınızı yerken alkolünüzü yudumlarken kalkıp "Aa bir hashtag başlatılmış ya. Bakalım şeyden hashtagten utanmadınız. Rakit Ali Koç hashtaginden. Bakalım bunları kim başlatmış? Hangi dış güçler? Hangi algı yapan? Bu abi çok rezil rezillik ya. %50.3'ten utan o zaman. Sonra diyor ki Sayın Başkan, tribüne diyor. Tribüne gelip diyor. İstifa fitilleyenler diyor istifa tezahüratlarını fitilleyenler diyor kameralardan tespit ettik tribünlere ilk kez gelenler. Abi bu nasıl bir diktatörlük ya nasıl bir diktatörlük. Sen ya ben ya dün mesela çok uzak gitmeye gerek yok bak sesim kısıldı mesela gırtlak patlattık. 65. dakikadan sonra sadece ve sadece istifa diye bağırdım. Zoomlayın abi beni. Görün ben başlatıyorum fitili. Ben ilk kez 10-11 senedir 8 tane kombine aldım ben. İlk kez de gelebilirim tribüne. Ya adam sallıyorum. Bak bizim Twitter'ı yöneten bir kardeşimiz var. Çocuk Malatya'da. Çocuğa davet ettik. Dedik gel kardeşim seni hani maça gönderelim falan filan. Bir o çocuk olabilir. Van'dan gelen bir çocuk olabilir. Azerbaycan'dan gelen olabilir. Makedonya olur. Sırbistan. Her yerden adam ilk kez maça gelmiş olabilir. Yine tepkisini verecek ki o adam. Yine istifa. O adam ilk kez geldiği için algı mı yapmış oluyor? Ne, abi biz bu tepkiyi nerede verelim? Ne istiyorsunuz? Adam diyor ki Norveç'ten hashtag'e katılmış. Ya 30 bin 40 bin insan yönetim istifa diyor. Onlar da mı Norveç'ten katılıyor? Ben bu gırtlağı Norveç'te mi patlattım? Ya öyle olsun %50'den. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Ali Koç'u desteklediğim için utanıyorum. Hani bundan 3,5 yıl önce seçim zamanlarında mesela Makedonya'ya gitmiştim ben. O zamanlar bir haftalık Makedonya'ya gitmiştim. Kahveye girmiştim. 50-60 yaşında amcalara, dayılara. Ee, Ali Koç'u neden desteklediğimi anlattım. Ali Koç'u ikna etmeye çalıştım. Vaatlerini, Fenerbahçe şöyle kulüp diye açıkladım. Şu an e, o kahveye girmeye utanıyorum. Desteklediğim için utanıyorum. Yüzüm kalmadı çünkü. Ama bize bunları yaşatanın, bize bunları yaşatan kişi, bize, bu, bize bunları yaşatan başka utanmıyor. Utanmayıp bunları alenen çat 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 söyleyebiliyor. Taraftar azarlayabiliyor. %49.7'si Norveç'ten katılmış. Diyor. Ya abi nasıl olur da tribünde istifa diyen adamı zoomlayıp kim diyor ya bu istifa diye bakma düşüncesine sahip olursunuz. Bakmayı geç. Bu düşünceye nasıl sahip olabilirsiniz ya? Bana kim istifa diyor? Hadi yakın çekim zoomlay. bu nasıl bir rezalet ya? Hiç hiç mi utanmanız yok abi? Bu kadar zaman üzerinde 1-2 hafta sonra hoca 1-2 hafta daha sürebilir. Hoca gelmek istemiyor, gelmek istemiyorsa kovmasaydın Zeki Murat Göle'ye beni mecbur etmeseydin abi Zeki Murat Göle'ye. Zeki Murat Göle'nin e, bu kulüpte, Zeki Murat Göle 8-10 senedir görev alıyor. Zeki Murat Göle'nin YouTube katılım videolarını, Fenerbahçe'nin antrenmanlarını izleyin Vitor Pereira zamanı. Zeki Murat Göle'nin bu kulüpteki görevi duba dizmek, adam bunlar Duba ya. Bunlar Duba Şak 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 şak. Diziyor. Geçiyor kenara. Ya bu adamı Dubacı Dubacı bu adam. Kalkıp bu adama neyine sövüyorsun sayıyorsun. Dün takım. Takımın şovu ne? Oyuncuları da sallayacağım. Takımın şovu ne ya? Dün golü atmışlar Zeki Murat golü. Dubacı'ya sarılıyor, Dubaya sarılıyorsun resmen. Siz ne o kenetlenme şovu? Neyi başardınız ki siz? Neyi? Yani bu takımda artık hesap verilmesi lazım. Siz neyin şovunu yapıyorsunuz? Utanmadan. Yüzsüzce. Arsızca. Şu an Fenerbahçe'de 33-34 tane futbolcu, 10 kişilik yönetim, bir başkan, 52 kişilik malzemeci ekip, teknik ekip hepsi istifa etse hepsi tüm kulüpte bir kişi kalmasa kabulüm ya. Kabulüm çünkü biri hesap vermeli bu kulüpte. Oyuncularda da %1 mi pay var, teknik ekipte de var, herkes de var. Yani %99.9 hatta Ali Koç'ta. Hiç hiçbiri istifa, hepsi kovulsa, hepsi görevini bıraksa hiçbirine üzülmem kendim ben ben kendimi üzülüyorum abi ben taraftarım ya. Dün maça gittim abi 65. dakikaya kadar. Ya maça girdim. Maç öncesi zaten Ali Koç açıklamalar yapmış. Modum inanılmaz düştü. Löv gelecek diye bir umutla gidiyor. Gidiyor insan Yuaym Löv peşine. Ondan sonra bir açıklama geliyor. işte e, acele etmiyoruz. ABC hocalarına ülke ülke seyahate gidiyor. Yani her şeyim düştü. Girdim abi İstiklal Marşı ile beraber falan girdim maça. Bir girdim şeydi diye tezahürat ediliyor. Destek olunuyor takıma işte. Ne Beşiktaş ne Cimbom ne de Trabzon bu sene sensin şampiyon. Dedim ki nasıl sensin şampiyon? Değilsin ki yani şampiyon. Destek olunuyor ki asla da bu zamana kadar hiçbir zaman maç içerisinde maç oynarken istifa demem. Hiç fark etmez. Gol oldu falan, sevindik ettik, yedik oldu bir şey. 65. dakika artık yine kaybediyorsun. Yine rezalet ötesi bir şey. Bir tane kalktım adam gibi gırtlak patlatarak bağırdım. Ondan sonra tribün yönetim istifa demeye başladı. Bir tek sana tutuldu bu kalpler. Bestesini Aziz Yıldırım'a uyarlanmış zamanla la 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 yönetim istifa. Orada girdim. Sonra tribün bir hani yönetim istifa diyenler, demeyenler falan filan biri de atışma da yaşadım biriyle. İki tane adam yönetim istifa diye döndü bana. Şişt şişt, maç içerisinde söylenmez Allah Allah falan sus 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 falan yaptı. Sana lan dedim ben de. Arkamda 4-5 tane abi vardı sürekli maça gelen. Onlar bana destek oldu. Dön lan önüne falan adam istediğini söyler falan. Ondan sonra tribüne şey denmeye başladı. tribüt bir kargaşa yaşandı. Adam diyor ki ben de diyorum hatta diyoruz ki memnun musunuz Fener'in bu halinden? Ne zaman isyan edeceksiniz? Hani mutlu musunuz? Yine kaybediyoruz falan filan. Ondan sonra bir tribün alevlenmesi. Sonra yönetim istifa tepkileri. Yönetim istifa tepkileri de beyinde kısılıyormuş. Ses kısılıyormuş. Yönetim istifa tepkilerinde Ali Koç alkışlıyor. Ya abi nasıl ya? İnsan biraz mahcup olur ya. O gazetecilerle yaptığı Yılmaz Ural fındık fıstık atarken ağzına o orada makara yapmamalı abi. Yapmamalı yani. Herhangi bir insan utanır bundan utanır. Yüzü lan ben olsam Ali Koç yerinde mahcup olurum. Şu yanlış Tweet atıyoruz, yanlış birini destekliyoruz, desteklediğimiz kişi yanlış oluyor, utanıyoruz ya. Kusura bakmayın diyoruz bak, valla özür dileriz falan. Ya i̇nsan utanıyor çünkü. Bunları yaşatan adam nasıl utanmadan, fındık fıstık atarak Yılmaz yolları... Makara yapabiliyor ya. Makara yapamaz abi, yapamamalı yani. Ondan sonra ben harap oluyorum, sen harap oluyorsun, bunu izleyen kişi üzülüyor, ediyor. Üzülme abi. Adam sana Norveç demiş, bana Norveç demiş. Aziz Yıldırım'ı istifa Aziz Yıldırım istifa dediğim zaman da en büyük Ali Koççu olarak Aziz Yıldırım istifa dediğim zaman da ha Fenerbahçe haini ilan edildim. Fenerbahçe FETÖ'cüsü ilan edildim. Şimdi Ali Koç istifa diyorum. Norveçli ilan edildim. troll ilan edildim. Çete ilan edildim. Lan anasını satayım. Her kaba girdik bir Fenerbahçeli olamadık. Sürekli biz bir, 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 yaftalanıyoruz biz. Sürekli bir etiketliyoruz. diyoruz. Fenerbahçeli olamadık ama niye? Çünkü hiç adam falan umurumda değil benim. Ali Koçmuş. Emeğinin karşını alacakmış. Almayacakmış. Bana ne ya? Ben al alabildim ben taraftarım ya, bana bu kulüp ne verdi? 8 senedir ne verdi bu kulüp bana? Fenerbahçe batmış, şu an Ali Koç'un yalısının önünde yazar kasalar falan atılmalı. Pre, protesto, eylem yapılmalı sokaklarda, samandıralarda, her yerde. Maç içerisinde istifa'yı ıslıklıyorlar ya, maç içerisinde istifa sansürleniyor ya. Böyle rezalet bir olay olabilir mi ya? Saha içine gelirsek de ne konuşalım abi? 4-3-3 falan. Zeki Murat Gölü diyor ki anlayışımızı geliştirmeye çalışacak idmanlar yaptık kampta diyor. Ne idmanı yapmış olabilirsiniz abi? Zeki Murat Gölü'yü kim taktı bu idmanda? İrfan mı taktı? Mert Hakan mı taktı? Mesut mu taktı? Zeki Murat Gölü'nün dediklerini mi yerine getirdi? Zeki Murat Gölü'nün kadroyu kurduğuna inanan var mı? Gelsin köprü satayım. Ali Koç falan kuruyordur kadroyu veriyordur abi. Ne Zeki Murat Göle'si yani? 4-3-3 çıkmışsın. Sosa'yı regist oynatıyorsun. Geri çekiyorsun. Mert Hakan Zeiss yapmışsın. İrfan sağ kanat, Pelkaz, sol kanat. Ne etti bu Diego abi? Çocuk takımın en çok asist yapan çocuğu ya ne etti diye Grossi sürekli pelkasın gerisinde oynatıyorsunuz ne neden, neden şu mu peki olay pelkasın Vitor gittikten sonra time to strike'ta ki hani ben bu kulüpteyim Ay diyeti mi? Çünkü Vitor gider gitmez Zeki Murat göre şey demişti. Pelkas antrenman topçusu oldu oynaması lazım. Ya buradan mı Pelkas bu görevi alıyor? Niye Diego Rossi oynamıyor? O daha formdaydı. Çocuk daha çok etkiliydi. Yani nereden bakarsan bak abi elinde kalıyor. Çıkmışsın. Oyun anlayışın sadece ve sadece şu Fenerbahçe genlerine uygun bir oyun diye kendi kafalarında var. Sanıyorlar ki bolculara hadi beyler topu ayağınızda tutan bir felsefede oynatıyoruz. Top bizde kalsın pas yapalım ayağı oynayalım kısa. Deyince oynanıyor sanıyorlar. Demiştim ben Emre Belezoğlu replikası yapılmaya çalışılıyor diye. Diye. Hani bunu deniyorlar olmaz abi. Bir bu oyunun da bir gerekliliği vardır. İdman metotları vardır. Bu oyuna ikna edebilmek vardır, pratiği vardır. Yok ama ne bizim taktiğimiz? Ferbaç topu ayağında tutuyor. İrfan'a sağ tarafa at topu. İrfan ya sağa doğru çek 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 içeri çevir ya da sola çek. at arka direğe ortak kes Tüm İrfan. Ondan sonra İrfan ıstıklanıyor. Ne çocuğun pili bitti. 24 tane 30 tane pas attın İrfan'a sen. İrfan Çeksin vursun direkt olsun. İrfan çeksin vursun arka tarafa kessin. İrfan sağa çeksin ortaya çevirsin. 3-4-5-6-10 yeter. Herkes takımda bir Messi triplerinde. Takımda desen bir aidiyet bir liyakat yok. Ondan sonra kenetlenme şovu. O şovu da önceden düşünmüşlerdir zaten. Beyler hani gol atarsak yedek kulü... Niye yedek kulübüsüne gidiyorsun? Niye sarılıyorsunuz abi? Zeki? Memnun musunuz? Zeki Murat Gölü'den memnun musunuz yani? İstemiyor musunuz başka bir teknik direktör gelmesini? Devam mı edilsin bununla? Yakışmıyor. Yani Fenerbahçe kimliğini hiçbiri temsil etmiyor futbolcular Bu zaten yönetimin hiçbiri temsil etmiyor. Ya Bright Usai, Samuel, Ferdi ya çok zor bir şey değil bak bir sürü potansiyel var. Mincay, Atilla, Bright, Ferdi, Altay, Berke, Crespo, Rossi, Berisha 9-10 tane, tane potansiyelim var. Ve sen hedefsiz kalıyorsun. Futbolcuların mental değeri de düşüyor. Potansiyel, futbolcuların potansiyel değeri de düşüyor. Millet de diyor ki sonra Allah yar geliyor satılmasın abi Allah yar. Lan neye satılmasın takımda ne var huzur mu var takımda. Kim sağlıklı idman yapabiliyor. Allah yarı şu an Zeki Murat Göl'e mi geliştirecek. Hadi aldım Allah yar gir oyuna kurtar. Böyle oyuncu gelişmez abi. Scouting'in de, yapılanmanın da Joachim Löw'ü anlatırken sabahtan akşama kadar neden Joachim Löw dedik? Sıfırdan bir yapılanma fenere bir futbol kültürü oluşturabilir diye. Ama adam bizim modumuzu inanılmaz ötesi düşürüyor ya. Abi böyle fındık fıstık ağzına atarak sen Norveç'tensin. Ay, olsa, abi bu çok ayıp işler ya. Yani nereden baksana abi her şeyle Fenerbahçe Spor Kulübü elinde kalıyor. Bak yarın transfer sezonu başlıyor. Trabzon senden 12-13 puan fark atmış takım. İkinciye. Fener 17 atmış zaten. Hani fark atmış takım ne yaptı? Gitti Solbek, Puçaş. indirdi. Gitti Edin indirdi. İndirdi. Bu adamlar gidiyor he. Şampiyonlar oldu. 18 maç sonra şampiyon Trabzonspor. Adam transferlerini erken... Sen ne yaptın? Diyorsun ki bir hoca bulmak 1-2 hafta sürebilir iki hafta vaktimiz var diyor. Yahu yetmez mi be? Yetmez mi be bu yaşadıklarımız be? Daha ne kadar hedefsiz kalalım be? Daha ne kadar çocuklar ölsün, bitsin, yorulsun topçular ya? Dinle oyuncu eksiğin bile varken, kadro içinde eksiğin bile varken, hocan dahi yokken transfer sezonuna giriyorsun. Ayıp, günah, yazık bize bu yaşattıklarınız ya. Her şeyiniz ya. Yani bak bakın üç büyükler falan demiş Ali Koç. Bakın üç büyükler kötü. Abi sen daha kötüsün. 4 senede üç büyükler dediğin takım daha sonra defa da gruptan çıktı. Beşiktaş geçen son şampiyon Beşiktaş. Sen ne yaptın? Ne kazandın? İlk ikiye girelim 60 transfer, 6 tane hoca, UEFA gruplarından çıkamama, tarihinde ilk kez Fenerbahçe'nin. Hiçbir hoca ile sezon tamamlayamama, Fenerbahçe'yi bir sene hocasız bırakma. Fenerbahçe'de en uzun süre görevde kalan isim en uzun süre Ersun almış Ali Koç döneminde, yaklaşık 13 ay. Zeki Murat yani Fenerbahçe en uzun süre Ali Koç döneminde görevde kalan isim 13 ay kalmış. Fenerbahçe Ali Koç döneminde hocasız 12 ay geçirmiş. Adamın yani hocasızlık en iyisi oluyor ya yakında. Ya 1-2 hafta diyor. En en uzun süre adam hocasız ile çalışmış. Hocasız. Bu kadar rezalet nereden bakarsan ya. Ve sıkıldığım şey şu mesela. Bak bundan da utanılmıyor. Farkındaysanız sürekli aynı şeyleri konuşuyor. Ali Koç'u artık Ali Koç'un başarısızlıklarını da konuşmak istemiyorum. Sürekli aynı şeyler. Aynı... Sıkılıyor insan çünkü. Sıkılıyor yani insan. Biz bundan sıkılıyoruz. Bundan utanıyoruz. Bunları yaşatanların utanmaması bu batıyor bana yani tüylerim diken diken oluyor abi. Ali Koçu desteklediğim zamanları hatırlıyorum. Tüylerim diken diken oluyor ya. Dün de gittim abi stada ne yani ne kadar sesim varsa sadece yönetim istifadeye de bağırdım. Sadece 86. dakikada falan artık herkes yönetim istifadeye bağırmaya başlamıştı. Bundan sonra giderim Antalya var önümüzde sonra Altay maçı var. Altay'da yönetimi istifa ederim. Bu saatten sonra Fenerbahçe'nin yapacağı en güzel iş olağanüstü kongre. Çünkü öyle bir açıklama yaptı ki löv ile umutlanan yani umut etmek isteyen taraftarı, hayaller kuran taraftarı, bir limana sığınmak isteyen taraftarı yine modunu düşürdü. Düşürdü. Ne diyor biliyor musun insanlar? Adam çıkıyor bana Norveç lan ya başlarım Löv'üne bu saatten sonra Löv gelse ne olmuş gelmese ne olmuş diyor. Mahvediyor çünkü. Tüm taraftan enerjisini çekiyor içine. Diyor ki biz Vitor Pereira varken kimseyle görüşeme görüşmeyiz bizim yoğurt işimiz farklı diyor. Niye Kenan Koçak'tan tribünde makas aldınız o zaman? Niye Farioli haberlerini yalanlamadınız o zaman? Kulüpten resmiden resmi kulübün resmi hesabından Mahmut Uslu'nun size yaptığı açıklamalar yalanlanıyor. E, laf cevap veriliyor. Serdar Ali Çelikler yalanlanabiliyor. Sercan Hamzoğlu, Yağız Sabuncuoğlu, transfer haberleri, e, ATV, Turkuaz Med ya hepsi yalanlanabiliyorken e neden e hoca çıkıyor, hoca aranıyor haberleri yalanlanmıyor abi. Ama inan bu kadar işte bizim gırtlak patlatmamıza üzülmemize, sinir olmamıza gerek yok abi. Vallahi deliye vuralım ya makara yapalım değil mi? Deliye vuralım abi. Yok yani kurtuluş yok. Kongre üyeleri dernekler imza, istifa üst kongre çağrısı için imza kampanyası başlatmışlar. Toplamda o bilgiyi de söyleyeyim. Fenerbahçe kongre üyelerinin 5870 küsür imza toplaması lazım. Toplarlarsa kongreye gidiliyor olağanüstü kongreye. Aziz Yıldırım kanadından da çalışma varmış. Bu da bilgi olsun. Aziz Yıldırım kanadı çalışıyormuş. Zaten alenen yapıyorlardı. Bir tarafta daha çalışma var. Olağanüstü kongre olursa çok çatışmalı bir kongre olacak Fenerbahçe'de. Olağanüstü kongreye Ali Koç'un gidebileceği çok meşhur. Çünkü adam o %49.7 karşı taraftan diyor. Taraftarlarımızdan bazılarından yönetim istifa tepkileri var falan diyor. Destekleri azaldı diyor. Yaşanılan yani kendimi zincirleyeceğim, intihar edeceğim yakında ama bazıların destekleri azalmış sadece. O gitmeyecek. O yüzden Ali Koç olağanüstü kongreye gitmeyecek. Kongre üyeleri istifa imza toplayabilirlerse gidilir. Başka da bir çaresi, yolu, yordamı yok. Ee, diyerek yayını da kapatalım. Fener'e dair saha içini keşke konuşabilsek diyecek başka hiçbir cümlemiz yok. Umarım en yakın zamanda olağanüstü kongre diyerek yayını kapattık. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.